Acer Predator Helios 300. İddialı bir oyuncu bilgisayarı, isminden de zaten iddiası, Predator iddiası oradan geliyor. Bu oyuncu serisi Acer'ın ve her zaman performanslı bilgisayarlar. Bunlar biraz daha önce incelediğim, hatta TeknoSeyir'de daha kaç gün önce incelediğim Nitro 5'ten biraz daha farklı. Nitro 5 biraz daha fiyat performans ürünlerine giderken Predator daha iddialı kesim. Yani baktınız Nitro 5'teki özellikler sizi kesmedi, ya biraz daha üstüne çıkalım dediğiniz zaman işte Predator serisiyle tanışıyorsunuz. Burada da yine güncel bir ürün var. Genel olarak çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Eğer Intel işlemcili bir laptop alıyorsanız, nesli artık 10 ve 11 olmasın, 12. nesle geçelim. İşte bu bilgisayarda da 12. neslin Intel işlemcisi var. Şunun için önemli, şunu diyebilirsiniz, ya ben oyun oynayacağım, ekran kartı daha önemli. Doğru, ama nesil geçişleri bazen platform geçişlerine sebep olur. İşte şu an o noktadayız. Şu an 13. neslin anonsu yapıldı. Ürünler de hatta duyurulmaya başlandı. Acer de duyuruyor. Ama onlara hala gelmedik, onlar hala piyasada yok. Dolayısıyla şu anda en güncel, çarşıya çıktığınız zaman bulacağınız işlemci 12. nesil işlemciler olacak. Ve 12. nesli seçtiğiniz zaman platform da güncellenecek. DDR5'e geçiyorsunuz mesela. Hiç farkında değilsiniz çünkü bu toplama bilgisayar olmadığı için içinde ne olduğunu çoğu zaman bilmez insanlar. Ama işte 12. nesle geçtiğiniz zaman DDR5'e geçiş geliyor. M2'ler hızlanıyor. Genel olarak PCI Express 4 serisi M2'ler kullanılıyor bu nesil laptoplarda, iyi olanlarda. Ve tabii ki portlar güncelleniyor. Thunderbolt 4'e kadar hızlı portlar geliyor. Bunların hepsi 12. nesilde artık varsayılan olmaya başladı. O yüzden biz 12. nesle yönlendiriyoruz sizlere. Predator bir seri. Dolayısıyla onların da işte 10-11 gidiyor. Burada da 12. nesil Intel işlemcilerine kavuşmuşlar ve güncellenmişler. Hangi işlemci var? Intel Core i7 12700H. Biz böyle biraz daha fiyat odaklı ürünlerde i5, hatta daha da fiyat odaklı ürünlerde i3 görüyoruz. Burada i7 işlemcisi karşımızda. Intel Core i7 12700H 2.3 GHz ile 4.7 GHz arasında çalışabilen bir işlemci. 6 çekirdek performans çekirdeği var. 8 çekirdekte efficiency dediğimiz daha çok pil ömrüne yarayan çekirdek var. Intel'in işlemcilerinde böyle bir ayrım var. Performans ve efficiency diye ayrılıyor çekirdekler. Performans gerektirdiğinde performans çekirdekleri tam gaz çalışırken, o kadar yüksek performans gerektirmediğinde de işte bu 8 çekirdek efficiency core'lar devreye giriyor. Böylelikle pil tasarrufu sağlıyorsunuz. Toplamda 20 izlek var. Şöyle düşünmeyin, hani performans gerektirdiğinde o 8 çekirdek uyumuyor. Hepsi birden çalışıyor. Ve işte yüksek performans elde ediyorsunuz yine. Burada önemli olan şey şu. Şimdi bu kasa Predator'un kasası. Bu 15.6 inç bir bilgisayar. Ne sunuyor bize? Şimdi bu işlemciyi alıp çok daha küçük bir kasada kullanabilirsiniz. Ama ne olur? Bu işlemci 2.3 GHz olan taban hızından çok fazla uzaklaşamaz. Çünkü soğutulması zor olacaktır. Ama böyle bir kasaya koyduğunuz zaman iyi soğutulacağı için o bahsettiğimiz 4.7 GHz'e doğru gitmeye başlıyor. Bazen o hızlara çıkıyor işlemci yüküne göre. Bazen de ortalamaya bakıyoruz. Biz genelde işlemciye işkence testi yaparız. Bütün çekirdeklerini yük altında tutarız ki o kötü senaryomuzda ne olduğunu bakalım. Burada 3.5 GHz ortalama hız elde ettik. İşte bu hız bu kasada mümkün olabiliyor. Eğer ki daha küçük bir kasa olsaydı, daha buna göre zayıf bir soğutma kullanılmış olsaydı o ortalama 3.5 GHz belki 3 olacaktı. Şimdi bu söylediğim her şey GPU için de geçerli. Bunun içinde Nvidia GeForce RTX 3070 GPU'su var. 40 nesli de duyuruldu ama yine söylüyorum, çarşıda yoklar şu an için. O yüzden gündemimizde değiller. 3070 şu anda satın alabileceğiniz en iyi GPU'lardan bir tanesi mobil tarafta. Ama yetmiyor. Yine o GPU'yu alırım. Küçük bir kasada, soğutması zayıf bir sistemde de kullanabilirim. İsmi GPU olarak 3070 olur ama performansı çok değişecektir. Bunun da sebebi şu. Laptoplarda hem soğutmadan hem de güç tüketiminden dolayı bu GPU'larda da CPU'larda da kullanılabilecek güç ayarlanır. O modele göre değişir. Burada mesela Predator'da maksimum güçten yararlanabiliyor. Her iki tarafta hem işlemci hem de GPU. Ama burada kritik olan oyun bilgisayarı olduğu için bu GPU'nun tabii ki istediği gücü elde etmesi, ki burada 150 watt'a kadar güç imkanından bahsediyoruz. Bu kadar yüksek güç alınca bu sefer GPU'nun saat frekansları, çalışma frekansları artıyor. Bütün bunların hepsini ben test ederken sol üst tarafta göreceksiniz. Bu değerlere çıkabilmesini işte böyle bir kasada olmasına borçlu. Bu da doğrudan performansı etkiliyor çünkü hem işlemci hem GPU o an yaptığı işe göre maksimum verimi alabilecek şekilde gücünü ayarlıyor. Tabii ki buna uygun olarak da soğutuluyor. Bu tip laptoplarda bu ters tool'lar gibi dediğimiz adaptörler gelir. Çünkü bunlar bilgisayardaki güç kaynağı gibi düşünün bunları. Onların taşınabilir halidir. O yüzden büyüktür. Burada 280 wattlık bir adaptörden bahsediyoruz. Bana bazen şikayet ediyorsunuz, ya bir laptop aldım, oyun oynarken takılı olduğu halde şarjım azalıyor diyorsunuz. Niye? Adaptör zayıf olursa ikisini birden yapamıyor. Dolayısıyla pilden güç harcamaya devam ediyorsunuz.
Burada ona da özellikle baktım. Bu takılıyken ve maksimum performanstayken kesinlikle piliniz tükenmiyor. Burada unutmamanız gereken şey şu. Bunu tam gücünde kullanmak istiyorsanız, en yüksek FPS'yi almak istiyorsanız adaptöre bağlı kullanmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız zaten en yüksek performans seçeneklerinin kapalı olduğunu göreceksiniz. Tabii bu bir laptop ekransız olmayacağına göre ekran ne? 1080p IPS seviyesinde bir ekranı var. Bu iyi olmuş çünkü 1080p ile 3070'i birleştirdiğiniz zaman bazı oyunlarda işlemci limitine neredeyse yaklaşıyorsunuz. Takılmıyorsunuz ama yaklaşıyorsunuz. Özellikle bunun için ben Rainbow Six testimi yapıyorum. Orada kısık detayla çok yüksek detay arasında çok fazla uçurum olmadığını göreceksiniz. Çünkü orada neredeyse işlemci limitlerine yakın bir performans alıyoruz. 3070-1080p için fazla fazla yeterli bir GPU. Ama tabii ki bilgisayarı başka amaçta kullanabilirsiniz ya da işte televizyona bağlayacağım ben diyebilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Üstünde bütün portları var. Bir defa arkasında mini display port var. HDMI ayrı olarak var. Aynı zamanda Thunderbolt da destekliyor. Thunderbolt 4. HDMI 2.1 üzerinden yüksek tazeleme oranıyla dışarıya aktarım yapıp ister bir monitöre ister bir televizyona bağlayıp işi büyütebilirsiniz. Ama burada kalmanız için de bir sebep var. Bu ekran 165 Hz, 3 milisaniye. Dolayısıyla yüksek tazeleme oranı deyince işte artık bir oyuncu monitörüne ihtiyacınız yok hariçten. Burada da onu kendi dahili monitörüyle elde edebiliyorsunuz. Şunu soracaksınız tabii 165 Hz var da 165 FPS alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Oyununa göre değişir. Bazı oyunlarda alabilmek için ayar kısmanız gerekebilir. Ama 165 Hz 3070 için çok ulaşılmaz bir değer değil. 165 FPS'ye yaklaşabilirsiniz. Tam olması gerekmiyor bu arada. Hani bundan zevk alabilmek için 165 FPS lazım değil. Sonuçta monitörün bu tazeleme hızının yüksek olması tepki sürelerine kadar her şeyi etkilediği için bununla mesela rekabetçi oyun oynayanlar mutlu olacaktır. Zaten orada da işte yine Rainbow Six örneğime gelirsek çok yüksek FPS, yani gerçekçiliğin de ötesinde FPS'ler almanın mümkün olduğunu göreceksiniz. Yeter ki ayarlarını oturtun. Ama ben hani bu rekabetçi işine girmeyeceğim. Normal single player'ımı, hikayemi oynuyorum diyorsanız işte yine burada yüksek FPS alabiliyorsunuz. Orada artık 165 FPS'lerin peşinde değilsiniz. Aslında 60 kareyi yakaladıktan sonra mutlu oluyorsunuz. Orada da işte Red Dead Redemption 2 tarzındaki oyunlarla zorluyorum bunu. Bunun dışında Cyberpunk'la zorluyorum. Onların hepsinde 60 kareyi almak hem de yüksek ayarlarla almak gayet mümkün. Çünkü 1080p'de zaten 8 GB belleği de var GPU'nun. Zorlanmadan kalkıyor altından. Orada yardımcı olarak şunu söylemem lazım. Göreceksiniz oyunlarda ben Ray Tracing'i de açık bıraktım. O da onlara rağmen hani 60 FPS'yi rahat rahat alıyoruz çoğu durumda. Ama oldu ki alamadık. Oyun çok yüklendi. İşte Ray Tracing'in de dibine vurduk. Mesela Cyberpunk 2077'de ben Ray Tracing'in de ultrasını açtım. Hani en çok zorlayanlarından bir tanesi. Orada mesela DLSS'i açarak ekstra performans kazanıyorsunuz ve bu kazanım 3-5 FPS değil. Bir anda 60 FPS ve yukarısında buluyorsunuz kendinizi birçok oyunda. DLSS 1080p'de bile işe yarıyor. Normalde biz onu ne için yaparız? 2K'ya 4K'ya çıkalım diye yaparız. Ama burada 1080p'deyiz zaten. Önemli değil. DLSS 1080p'nin de altında render edebildiği için görüntüyü size 1080p'de de hızlandırabiliyor. O yüzden bunu da açabilirsiniz. Hızlı akış isteyen tüm oyunlarda da 100 FPS'nin üzerine çıkmanız bu bilgisayarda gayet mümkün. Ben Call of Duty ile ve Doom'la genelde hızlı akan bu oyunlarla test ettiğinde zaten siz de göreceksiniz. FPS'yi 100'ün üzerinde tutmak kolay. Zaten dediğim gibi oyunların genelinde DLSS de çalışıyor. Onların da desteğiyle 100-120 FPS, 130 FPS bununla rahat rahat mümkün. Ekranda bir özellik daha söyleyeceğim size. Nvidia'nın resmi olarak G-Sync desteği bu monitörde bulunuyor. Bu da işte yırtılma efektlerini baştan kesmiş oluyorsunuz. Bu yırtılma efektleri işte 165 Hz bu monitör, 165 FPS'nin üstüne çıkınca değil, altında kalsanız da oluyor. Sadece yırtılmanın şekli ve karakteristiği biraz değişir. Dolayısıyla dalgalanma olduğu sürece, yani bir FPS miktarı sabit olmadığı sürece minik minik yırtılmalar olacaktır. İşte G-Sync onların hepsini yok ediyor. Yarış oyunlarına geldiğimiz zaman orada da bir hız beklentimiz oluyor. Yine orada da 100 FPS'ye yaklaşmanız mümkün. Yine DLSS çoğu oyunda desteklenmeye başlarsınız. Ben artık şey yapıyorum. Ray Tracing'i de açıyorum. Eskiden hani hızlı olsun diye kapatırdık eski GPU'larda. Şimdi ona çok ihtiyacımız yok. Hatta buna son eklediğim oyunlardan bir tanesi F1 2022. Onda Ray Tracing biraz daha iddialı. Yine orada da 1080p'de 60 karenin üzerine çıkmamız bununla çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Peki bu kadar mı? İşlemci tarafında durum ne? İşlemci testlerim zaten bedava uygulamalarla yapıyorum. Bunu kendi elinizdeki bilgisayarlarla da kıyaslayın diye yapıyorum biliyorsunuz. Başta Cinebench olmak üzere gösterdiğim bütün uygulamalar ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bunları test edin. Benimkiyle kıyaslayın benim skorumla. Dolayısıyla buna geçebilirsiniz.
geçerseniz kendi bilgisayarınıza göre ne kadar performans farkı alacaksınız? Bunu rahatlıkla kendiniz görebilirsiniz. i7 işlemcisi gayet güzel. Birçok işinizin altından kalkar. Oyun bilgisayarları her zaman kurgu işlerinde, render işlerinde de işe yarar. Zaten onlar da oyuncu bilgisayarı alıyorlar genellikle. İşte burada da o işleri rahatlıkla yaparsınız. Sadece büyük ihtimalle buna ikinci bir monitör eklersiniz daha rahat çalışmak için. RAM olarak 16 GB DDR5 bellek kullanılmış. Yeni platform, yeni bellekler, bellekler DDR5 4800. Artık yüksek frekanslardayız. Bunun da üstleri gelir ama şu anda 4800'de gayet iyi. 16 GB dedim, isterseniz 32 de yapabilirsiniz. 2 tane slotu var. Sonradan ya da baştan 32 alabilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz, upgrade yapabilirsiniz. Kolay, altında tek kapağı var, onu açıyorsunuz ve erişebiliyorsunuz. Ama bence servisiyle konuşun. Onun dışında tabii ki bunda bir de depolama var. 1 TB SSD. Ama nasıl? Benim modelimde 2 tane 512 GB SSD var ve bunlar RAID 0 olarak ayarlanmış. RAID hızında çalışıyor. O yüzden şimdi vereceğim test sonucundaki o acayip okunma oranı o yüzden öyle. RAID hızlarında yazması da 8000 MB saniye. Okumada bunun çok daha üstü neredeyse 2 katını vuracaktı. O kadar olmuyor hiçbir zaman. Ama çok yüksek okuma değerleri elde ettik. Bu RAID 0 konfigürasyonu tabii böyle olacak değil. 2 tane de olabilir. 2 tane ayrı ayrı da konfigüre edilebilir. Ya da RAID 1 yaparsınız yedekler. Ama performans için ve işte tam depolamayı kullanmak için 1 TB olması için RAID 0 ayarlıydı. Ben de bozmadım. Bayılma testimden de geçti. Zaten RAID olunca pek bir sorun çıkacağını da beklemiyordum ama yetmiyor. Dışarıdan bağladığım cihazların hızları kadar yazabiliyoruz zaten buna. Dolayısıyla aynı anda birden fazla dosya gönderdim. Yine bir şey olmadı. Gayet güzel SSD hızlarını koruyarak yazabildik. Buradaki baktığımız şey bayılma testinde bazen okuma yazma oranlarının 100 MB saniyeleri hatta altına düştüğüne şahit oluyoruz. Özellikle bu DRAM olmayan ve birazcık da ucuza kaçılmış belleklerde. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunu da gayet güzel transfer ettik. Tabii bunun 2 tane SSD'si olduğu için 2 slotu da dolu. Onu da baştan söyleyeyim. Sonra bunları değiştirebilirsiniz, upgrade edebilirsiniz. Kablosuz bağlantıları Wi-Fi 6E var, Bluetooth 5.2 var. O konuda da modern bağlantı seçenekleri. Tabii ki fiziki bağlantılar. Onlarda da baktığımız zaman bu biraz büyük bir laptop. Çepeçevre bağlantılarını dağıtmışlar. Şurada iki tane Type-A USB 3.2 bağlantısını görüyorsunuz. Bunlar Gen 2. Bir tane de bu tarafa koymuşlar. O da Gen 1 ama yine USB 3.2. Ve arka tarafında da HDMI DisplayPort ve Thunderbolt 4 destekli Type-C portunu görüyorsunuz. Adaptör girişini de arkadan vermişler. Görmediğimiz şey kart okuyucu. Hani bu kadar büyük kasada bence kart okuyucuya da yer olabilirmiş. Bir tek onu eksi olarak gördüm. Kulaklık çıkışı da combo jack olarak konmuş. Kulaklık demişken sese de değineyim. DTS:X desteği var bu cihazda. Hem kendi çıkardığı ses, hani kendi üzerindeki hoparlör, hem de bağladığınız kulaklıktan da destekliyor. Bunu da o yüzden oyunlarda ve genel olarak hani özellikle film izlerken de tavsiye ederim. DTS:X'in farkını göreceksiniz. Dahili olarak kendi içinde yazılımında var. Yazılım demişken Predator Sense uygulaması. Daha önce Acer kullananlar buna aşinadır. Predator Sense uygulaması size bilgisayarın bütün kritik özelliklerini sunuyor. Klavyesi aydınlatmalı. Klavye bunun ışıklandırmasının nasıl olacağını siz seçiyorsunuz. Yine burada adı pulsar ışıklandırma olarak geçiyor. Mod önemli. Şimdi bu mod ayarları mesela ben şu an bağlı değilim. Hemen bağlayayım. Elektriğe bağladığım anda aktif oldu. İşte ekstrem ve turbo ayarları geldi. Hatta turboya basayım bir kere sesini duyun. Mikrofona zaten rahat rahat geliyordur. Şimdi bu turbo ayarı bilgisayar hiçbir şey yapmadığı halde bastığınız zaman maksimum soğutma ve frekansı destekliyor. Ama normalde siz ekstrem ayarını muhtemelen kullanacaksınız. Ekstrem ayarında baştan turbolamıyor. İhtiyacı olduğu zaman basıyor gaza. O da turboya göre birazcık daha az ses çıkarmasına sebebiyet veriyor. Baktığım zaman işlemci her zaman olduğu gibi önce bir throttle yapıyor. Throttle yapacak kadar ısınıyor. Daha sonra geriye geliyor. Şaşırmayın. Hani 100 dereceyi gördüm ben dediğiniz zaman artık bugün bilgisayarlarda kimse şaşırmıyor. Ne yapıyor? İşlemcinin çalışma mantığı bu. Önce bir gaza basıyor, ısınıyor. Throttle yapma seviyesine geliyor, sonra geriye çekiliyor ve en sonunda bir yerde ortalamayı buluyor. İşte o 3.5 GHz ortalamayı o şekilde buldu. Orada da 80 derece civarlarında zaten takılıyor işlemci. Hiçbir zararı yok. Flir testinde de göreceksiniz zaten size yansıyan sıcaklık öyle hiç elinizi yakacak kadar falan değil. Gayet rahat çalışıyorsunuz. Bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Yine Predator Sense'in içindeki ayarlarda, tablolarda, izleme sekmesinde bilgisayarın ne yaptığını merak edenler gayet rahat görebilirler. Bunun haricinde tabii ki Acer'ın Care Center'ı da var. Care Center uygulaması da ilk kuracağınız şeylerden biri, daha sonra ilk kullanacağınız şeylerden bir tanesi. İkisi de olabilir bu arada çünkü bunun Windows'unu ben kurdum. Buna alırken dikkat edin, bazılarında Windows oluyor, bazılarında olmuyor. Olmazsa siz kuruyorsunuz. Mesela bu bilgisayarın Windows'unu kendim kurdum. Ne yaptım peki? İşte bu Predator Sense'e, Acer Care Center'a bunların hepsini kendim yükledim. Bunları da şimdi öğrenmiş oldunuz. Siz de bunları yükleyin.
desteğin özellikle Care Center önemli çünkü bu bilgisayarın güncellemelerini de yaptığı için buradan halledebiliyorsunuz. Yani tek tuşta hem kendi uygulamalarını günceller, Care Center kendisini de güncelliyor hem de içindeki yazılımları, önemli kritik güncellemeleri de yapıyor. O yüzden buna bir kere girmekte fayda var ilk başta. Üstünde kendi kamerası da var. Şu anda hatta kayıtta. Bununla konferans için, web konferansı için yeterli kaliteyi elde ediyorsunuz. İsterseniz kendi üzerindeki mikrofondan kendi üzerine kaydettiği sesi de kullanabilirsiniz. Ya da mikrofon bağlarsınız. O zaman tabii ki daha iyi oluyor. Ama görüntü anlamında bu webcam işinizi görecektir. Kullanılan touchpad gayet hassastı. Ben beğendim. Ama zaten büyük ihtimalle oyuncu bilgisayarı olduğu için buna fare takacaksınız. Kendi klavyesini kullanır mısınız oyun oynarken? Ben sadece bunun klavyesini kullandım. Üstünde numpad de var klavyenin. Full klavye koymuşlar. Sığmış her şey. Artık yazı yazarken zaten hani bunun klavyesini kullanacaksınız ama oyun oynarken de önce bir deneyin. Sonra hariçten bir klavye bağlayın derim ben. Touchpad de günlük kullanımınız için gayet yeterli. Pil testimde de her zaman olduğu gibi PC Mark'ın pil testini yaptım. 110 lüksü ayarladım ve 3 saat, 3,5 saat civarında pil ömrü elde ettim. Bu bilgisayarlarda tabii ki performans yüksek olunca pil ömrü etkilenir. Yani o PC Mark'ın sonucunda evet 3,5 saat çalıştı ama elde ettiğim skor çok yüksek. Bunu ilerletebilirsiniz. Tabii ki ben hep şöyle söylerim. Bunu 2 ile çarpın gerçek dünyada diye. Yani bunda neredeyse bir mesaiye yakın sayı saatini bundan pilsiz, pilini şarj etmeden bitirme şansınız var. Ne yaparsınız? İşte ekrandan kısarsınız, ekranı kısarsınız. Zaten efficiency core'lar çalışacak büyük ihtimalle hafif işlerde. Bunları ekleyince saatlerce çalışırsınız ama oyun buna dahil değil. Bu sadece günlük kullanım simülasyonuydu. Ofiste işte webcam'den bir konferansa katılınız. Bunların hepsi bu teste dahil. Yani işi temsil ediyor aslında bu senaryo. Daha hafif iş yüklerinde, sadece browser'ın açık olduğu iş yüklerinde çok daha uzun süreler elde edersiniz ama oyun için adaptör şart. Bu sistem aynı zamanda ekran kartını, dahili ekran kartını aradan çıkarıp doğrudan Nvidia GPU'suyla çalışma sistemini de destekliyor. Toparlayacak olursak Predator Helios 300 ve benim elimdeki model tabii mutlaka bu şekilde aratın. Açıklamada tam adı yazacak. İyi bir oyuncu bilgisayarı, güncel bir oyuncu bilgisayarı. Intel'in 12. nesle geçmesi iyi olmuş. 3070 zaten iyiydi. 1080p monitörde pek bir sorun yaşamadan bütün oyunları neredeyse en yüksek ayarlarında oynamanıza izin veriyor. İster rekabetçi olun, ister hikayeci olun. İki tarafı da hallediyor. Tabii ki oyun dışı uygulamalarda 3070 olmasının avantajlarını tüm render'da işte CUDA destekli uygulamalarda hepsinde göreceksiniz. İşlemcinin iyi olmasını göreceksiniz. Ben mesela bununla yapay zeka uygulaması çalıştırıp eski videoları upscale ediyorum. Şu anda hani daha veri tabanım oluşmadı ama böyle bir bilgisayarda işte Topaz'ın bu video AI yazılımını kullanarak 3,5 saatte işte 720p'lik bir videoyu 1080-60'a çevirebiliyorum. Bu böyle çok hızlı bir masa üstünde 2 saat civarında süren bir uygulama. Burada da işte 3,5 saatte hallediyoruz. Yani masa üstüne yaklaşmaya başladı buradaki performansımız. Ve onu işte bu kadar taşınabilir bir formda alıyorsunuz. Tabii 2.6 kiloluk bir bilgisayarı, 15.6 inç bir bilgisayarı sürekli yanınızda taşımak istemezsiniz. Ama bunlar birazcık zaten evdeki kasayı değiştirip onu da evden işe, işten eve, belki de arabanızla götüreceğiniz bir senaryoyu size sunuyor. Eğer ki zaten böyle bir taşıma işlemi yoksa masaüstü bilgisayar alırsınız. Burada taşımak çok önemli. Bu bilgisayarı taşıyacak mısınız? Taşıyacaksınız ve yanımda olabilecek en güçlü bilgisayarı istiyorum çünkü lazım. Oyun oynayacağım, proje sunacağım, projeyi çizeceğim dediğiniz zaman işte bu bilgisayar herkese aslında hitap ediyor. Her ne kadar oyuncu çizgilerine tasarımında sahip olsa da alüminyum ve plastiğin karışımı şu premium hissiyatı dediğimiz hissiyata oldukça sahip. Işıklandırması gayet zarif yapılmış. Bu böyle oyuncu bilgisayarım diye bağırmayan bir kasa. Zaten seri geçmişten de böyle geliyordu. İşte güncellenerek gidiyor. Devam da edecek Predator serisi. Onların da yeni versiyonları olduğunda incelemelerini yaparız. Bu bilgisayar şu anda satışta olan bir ürün. Çarşıda bugün hani buna ihtiyacınız varsa bunu alabiliyorsunuz. Bu konfigürasyonla aklınızda olsun. Sadece ben olsam 32 GB bellekle baştan almayı tercih ederdim. Evet, böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.